Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Çoban. Beklenen video ile sizlerin karşısındayım. POSOF Gürcistan videomuza hoş geldiniz efendim. Geçen videoda bahsettiğim gibi arkadaşlar, askerden sonra POSOF'a bir ziyarette bulundum. Ziyaretimin asıl amacı abimin tayini çıktığı için onun evinin eşyasını taşımaktı. Aynı zamanda benim için de bir askerden sonra değişiklik oldu. Hem yurt dışına çıkma fırsatında bulundum, komşu ülke olan Gürcistan'a geçiş yaptım, hem de hayatımda ilk kez bir uçağa binmiş oldum. Benim için gerçekten ilginçti arkadaşlar. Uçakta seyahat etmek benim için hem ilginç bir deneyimdi, hem de açıkçası biraz da ürkmüştüm. Gördüğüm görüntüler birazcık gerçeklik algımın dışında kalıyordu. Bana oldukça garip, ilginç geliyordu. Sanki pencereden bakarken bir video izliyormuşum gibi, gerçek değil gibi geliyordu görüntüler. Videoda arkadaşlar fazla görüntü çekmedim, fazla video çekmedim. Çünkü daha önceden de bahsettiğim gibi asıl amacım burada zaten gezmek değildi, yani o kafayla gelmemiştim. Onun dışında da yani pek açıkçası o enerjim yoktu. Yani video çekmek istemedim. Yani ilk defa yurt dışına çıkıyordum, ilk defa uçağa biniyordum, işte ne bileyim ilk defa oraları görüyordum. Biraz da video çekmek yerine daha çok anın tadını çıkarmaya çalıştım. Ama tabii ki yine ara ara görüntüler de çektim. Ara ara fotoğraflar çektim. Hatta daha çok fotoğraflar çektim. Bu videonun sonunda da sizlere o fotoğrafları derleyip onları göstereceğim. İşte yaşadığım bazı ilginç anlar oldu tabii. Onları kayıt altına aldım. Sizlere hem ara ara böyle görüntüler göstererek hem de kendim bu tarzda konuşarak yaptığım seyahat hakkında bilgiler vermek istiyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kars Harakani Havalimanı'na indikten sonra ufak bir Kars gezisi yaptık. Orada güzel bir yemek yedik. Bizi POSOF'a doğru zorlu bir yol bekliyordu. Kars'tan fazla araç olmadığı için biz de otostop çekerek POSOF'a ulaştık. Çok kolay olmadı, çok da zor olmadı. Ama tabii ilginç bir deneyim oldu. Bir şekilde akşam kendimizi eve atmayı başardık. Daha sonra arkadaşlar 1-2 gün boyunca evin eşyalarıyla, evin işleriyle ilgilendik. Abim gümrük memuru olduğu için bir yandan o da gümrükte gidip kalan işlerini halletmeye çalıştı. Bense işte bir yandan evde ufak tefek şeylerle ilgilendim. Size POSOF hakkında birazcık bilgi vereyim arkadaşlar. POSOF Türkiye'nin bir ucunda Ardahan iline bağlı bir ilçedir. Gürcistan'a sınırı vardır. Orada zaten bilindik bir şekilde Türk gözü sınır kapısı var. Yani resmi işleri bırakarak benim kendi gördüğüm gözlemlerimi söyleyeceğim POSOF hakkında. POSOF arkadaşlar güzel bir yer. Gidip görmek için, gezmek için, turistik olarak eğlenmek için güzel bir yer. Ama yaşamak için gerçekten zor bir yer arkadaşlar. Çünkü POSOF'un her ne kadar güzel doğası, güzel meyveleri, çeşitli kültürel öğeleri olsa da bir yandan da o kadar coğrafya olarak zorlayıcı bir yer arkadaşlar. Malum coğrafyasının getirdiği zorluklardan dolayı da yazın bile seyahat etmek, şehir içinde arabayla ulaşımdır, işte normal kendin yürümek bile o kadar zorken kışın oranın zorluklarını düşünemiyorum bile. Ki orada memursan benim abim gibi mesela daha fazla zorlanma olasılığı da var. Çünkü zaten dışarıdan geldiğin için o bölgeden farklısın, bölge insanından farklısın. O yüzden oranın şartlarında yaşaman da senin için daha zor oluyor ister istemez. Abim bir de günlükte çalıştığı için aradaki o yol mesafesi, işte her gün oraya gitmek, gelmek falan filan bir sürü derdi sıkıntısı var arkadaşlar. Orası da zaten küçük bir yer olduğu için fazla da imkanı ve olanaklara sahip bir yer değil. Gördüğüm kadarıyla tabii zorlukların yanında güzel olan şeyler yok mu? Tabii ki de var arkadaşlar. Zaten benim gittiğim, gördüğüm, ben gezmek için gittiğim için benim aklımda zaten çoğunlukla hep güzel şeyler kaldı. Gürcistan'a yakın olması sebebiyle birbirleriyle aslında çok etkilenmişler. Gürcistan'da ne kadar bir POSOF'un esintisi vardır? Hani orası soru işareti tabii ki ama POSOF tarafında, yani o taraflarda o esinti var arkadaşlar. Zaten birbirlerine yakın olduğu için iki tarafta birbirlerine benzer şeylere sahipler. Mesela yemekler olsun, insanların davranışları, yani insanların görünüşleri, tipleri olsun birbirlerine zaten benziyorlar. Benim bir de orada gördüğüm şey, bir şeyin bir Türkçe ismi varsa orada onun mesela bir Gürcüce ismi de oluyor kesinlikle. Örneğin orada bir yerleşkenin normal bizim söylediğimiz bir ismi varsa bir de Gürcülerin dilinde bir ismi oluyor genelde. Zaten birbirlerine çok yakın oldukları için bu tarz şeylerden etkileniyorlar. Baktığın zaman bir kelimeye o kelimenin bir Gürcü anlamı oluyor. O Gürcü anlamına baktığın zaman onun Türkçe'de bir karşılığı oluyor. Güzel hikayeleri olan, güzel öykülere sahip olan yerleri var. Benim de çektiğim görüntülerde bazı yerlere değindim. Onları da sizinle paylaşacağım. Gürcistan'a da geçiş yaptım arkadaşlar. Orada da günübirlik gittim geldim. Çok fazla öyle gezme fırsatım olmadı. POSOF'a yakın olan Ahıska şehrine geçiş yaptım.
bir Batum'a gitme şansım olmadı. Çünkü Posok'la Batum'un arasında biraz mesafe olduğu için günübirlik şekilde gidip gelmek için elverişli değildi. Ben de o yüzden Gürcistan'da Ahıska'ya gittim. Orası da gayet güzeldi ve benim için ilginç, zevk verici bir yer oldu. Eski ismi Cilvana olan Ardahan Posop'un Emin Bey köyünden giriş yaptık şu anda. Eski başbakanlara Nihat Erim'in köyü alttan üçüncü Erim. 13 kilometre buraya. Sınır kapısına ismini veren Türk Gözü Köyü. Elması var bir tane, içi dışı kırmızı diye. Karşımızda da Türk Gözü sınır kapısı. Urtaş'ın tesisi var. Bakü-Tiflis Ceyhan boru hattının şeyi. Kapısından Gürcistan'a doğru çıkış yaptık. Gürcistan'ın Vale kapısından ise giriş yapıyoruz. Bu da sınır kapısı ismini veren Vale kasabası. Aynı zamanda Tuncel Kurtiz'in babası Vale Kurtiz 1940'lı yıllarda Ardahan Posol ilçesinde kaymakamlık yapmıştır. Tuncel Kurtiz'in çocukluğu da Posop'ta geçmiştir. Yani bu kasabanın isminin Vale olmasıyla Tuncel Kurtiz'in babası isminin Vale olması arasında benzerlik var. Ama burasıyla bir ilişkisi var mı yok mu onunla alakalı bir bilgi yok. İnternette yapılan araştırmalarda öyle bir bilgiye rastlamadım. Ama sanki yani buradan da geliyor olabilir belki. Gürcü kökeni de olabilir ailenin. Şu anda Vale kasabasında yolumuza devam ediyoruz. Ahıska şehrine doğru. Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığı ilan etmiş olsa da Sovyetler Birliği'nden kalma binalar, o zaman yapılan altyapı hala kullanılmakta. Gördüğünüz gibi Türkiye'den farklı olarak doğalgaz boruları üstten geçiyor. Yolun üzerinden geçiyor. Şu sarı borular değil mi? Evet. Işıldı okul var herhalde. Taş bina var ya. Bunlar çoğunlukla Ermeniler yapmış olabilir. Taş, Ermeni taş ustalarında. Taş işçiliğinde Ermeniler şehri değildir. Normalde araba Gürcistan'da ucuz olduğu için insanlar iyi araba kullanıyorlar ama bu araç da muhtemelen yani modeli eski gözüküyor. Bizim Selçuklulara benziyor. Nostalj. Evet. Sovyetler zamanından kalma arabalardan. İlerisi Borjomi tipise doğru gidiyor o yol. Biz şehir merkezine doğru girdik. Burada o elektronik bazasına bakacağız. Zumara. İnsanların kayıt ücreti çok yüksekken değilken almak için hücum ettiği Zümer mağazasına gideceğiz. iPhone özellikle iPhone 14'ü almak için gittikleri mağazaya gideceğiz.
Öncelikle şunu söylemek isterim ki Ahıskan'ın anlamı Türk dilinde yeni kale anlamına gelmektedir. Gürcüce zaten Ahsiye diye yazılır. Burası ise Ahıskan'ın göz bebeği olan Ahıska Kalesi'dir. Diğer bir adıyla Rabati Kalesi. 9. yüzyılda ise inşa edildiği dönemde bilinen ismi Domsiye Kalesi'dir. Bu kale günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Uzun yıllarda Türklerin hakimiyeti altında olmuştur. Kalenin güzelliği ise görmeye değer. Gürcistan'da, Ahıska'da bir kalenin tepesindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi bütün şehri, manzarayı görebilirsiniz. Şöyle arkama son olarak bize Ahıska'da Trabzonspor formamla Gürcistan'dan selamlar. Gürcistan'ın meşhur yemeği haçapuri. Menguli. Çeşidi de menguli. Peynirli mi? Demek o. Menguli. Yöresine göre alıyor. Yöreye göre alıyor. Bir meruli var, megruli var. Birkaç çeşit daha var da. Bizim pidemiz gibi zaten. Bu da armut suyu. Bunun bir adı var mı? Onun markaları var. Zeda Zeni var işte. Datakari var. Çizgisi böyle bir şey. Bu da buranın meşhur bir et yemeği. Domuzdan yapılıyor. Buraya kadar gelmişken bunu yemesen olmazdı. Tadına bakarım, domuz etini size söylerim tadını. Doğrusu bunun İngilizcesi veal barbecue diye geçiyor. Yani bizdeki şeyle süt danası gibi yani. Böyle biraz yavru dana şey, et o yüzden yumuşak. Yani domuz eti değil yani, dana eti. Burada arkadaşlar artık Gürcistan gezimiz bitti. Hatta Posof maceramız da bitti. Abimin eşyalarını bir gün öncesinde nakliye firmasıyla Safranbolu'ya gönderdik. Tayini Karabük Safranbolu'ya çıkmıştı. Biz de yola doğru koyulduk arkadaşlar. Şimdi biraz sonra size yani spontane karşılaştığım ve doğal olarak gerçekleşen böyle komik bir videoyu izleteceğim. Ardından tekrardan biz yolumuza devam edeceğiz. Ondan sonra zaten burada videomuz bitiyor. Videonun sonunda ise Posof'ta, Gürcistan'da çekmiş olduğum resimleri derledim. Onları size göstereceğim. Ben şimdiden hepinize bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Siz abone oldukça ya da videolarımı beğendikçe veyahut da videolarımla alakalı iyi veya kötü bana mantıklı eleştirilerde bulunduğunuz zaman ben mutlu oluyorum, motive oluyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki zaten herhangi bir ne bir maddi beklentim var ne bir maddi kaygım var bu videolardan. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Evet, Koca elinden geldik. Posof, Ardahan Posof ilçesinin, beni çek oğlum. Posof ilçesinin bozpuarı dedikleri su gerçekten karpuzu çatlatıp çok mükemmel bir su olduğunu tespit etmişler. Şimdi ben de bakacağım ki gerçekten çatlattı mı? Aynen kardeşim. Bak 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 bak. Bak 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 bak. 10 dakika önce. Ya buraya ya çok alemsin. Yavaş yap ya. Yavaş yürü abi. Vay be. Ana. Gerçekten çatlattı kardeşim. Bak 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 bak. Tamam tamam gördünüz. Bak tamam, gördünüz tamam. Mü bak. Bak bak bak. Yok. Tamam şey yapma arkadaşlar. Bak buyurun gel ikna edelim kardeşim. Sen gelin bir bırak. Evet bıçak var. Çek oradan oğlum. Yani misafirlerimiz de Konya'dan gelmiş arkadaşlar. Bak gerçekten bu karpuz burada çatladı. Bak. Bu kardeşim elim evet. Üşüdü ya. Biz de şahidiz. Çatladı. Heh. Yener. Almanya'dan geldiğinde böyle bir karpuz kesip yiyemedin canım benim. Bak biz burada ne yaptık? Dur. Al kardeşim benim. Sağ ol dayı. Çek şuraya. Çek arkadaşımı. Dilim yapsana abi ne yapıyorsun? Ya ele de aynı dilim. Aha. Heh. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yiyin bakın bak. Oh. Şurada. Vah 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 vah. Al Tekin hem kendini de çek. Bak. Dönder kendini. Dur. Boş ver ya. Dur şimdi bir dakika. Çek bak hem. Bak. Dur. Sen onu çek. Altekin dur dur dur. Ben elini aksan vereceğim oğlum dur. Getir. Dur. Bir dakika. Bunu böyle yiyeceksin ha. Bak çatalımız da var. Çat. Çek hele bir gele böyle oğlum bir gel ya. Ya bir gele böyle. Tekin. Gerçekten tadı da güzel. Vallahi biz ne yaptık burada üşüdük. Burası benim kirbemin memleketi. Öyle mi? Devam ediyorum.
Kodi çamo koda halbis bir çam ona tali Adık nako domi abe sakla bir şem ona tali Tani nana nina o Tani nana nina o Tani nana nina o Tani nana nina o Asla kodi çamo koda halbis bir çam ona tali Adık nako domi abe sakla bir şem ona tali Tani nana nina o Tani nana nina o